Eldeki siller Evet. bundan daha tehlikeli olan sil, birçok sil var. Düğüm şeklinde sil, efendim düğme şeklinde sil, basık sil, ayak tabanında çıkan tiken sil, birçok sil türü var. Fakat bunlar o kadar tehlikeli değil. Tehlikeli olan genital bölgede erkek ve bayanlardan cinsel organında içinde veya dışında çıkan genital sil veya genital herpes. Herpes yani dudakta çıkan uçuğun bir benzeri, Evet. bayanların genital bölgesinde, erkeklerin genital organında çıkabilir. Tedavi edilmezse bunun 116 çeşit türü olduğu söyleniyor. Belki daha fazladır. Sihlin. Sihil ve herpes. Evet. Bunların çok alt türleri var. Türüne göre değişiyor. Kompleks olabiliyor. Bayanlarda rahim ağzı kanserini bile tetikliyor. Evet. Serviks iltihaplanması zamanla rahim ağzı iltihapları kansere dahi dönüşebiliyor. Erkeklerde ise halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, ölü gibi bitiyor. Zamanla monolüksüs hastalığını, yorgunluk hastalığını bile tetikleyebiliyor diğer virüslerle birlikte. Bu nedenle bunu şimdi mesela genital sil, genital herpes, buna incir sil de denir, kondiloma. Akumulata denir Latincesi, kondiloma sil de denir. Yaktı, dondurdu, kestirdi vesaire. Çözüm değil. Neden? Çünkü genital bölgede çıkıyorsa sihil veya herpes, bunun esas merkezi cinsel organ değil. Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilik boyunca spinal kort var omurilin içerisinde. Sinir demeti. Bu sinir demetinin içinde saklanıyor virüs. Ve esas orada, merkezi orada. Ocak orada. Siz yaktırdınız, dondurdunuz. Ne oldu? 3 ay sonra yine çıktı. 5 ay sonra yine çıktı. Vesaire vesaire. Ne oldu? Çözüm değil. Evet. Şimdi Uğur Bey, beyefendi şimdi Antalya'da otelde çalışıyor. Tabii ki çok turistle tanışıyor. Ruslarla falan. 15 yıl önce bulaşmış bir mikrop. Tabii hanımı da bulaşmış. Hanımı ondan sonra sen beni hastalığıma sebep oldun vesaire dava açmış. Boşanmışlar. Adam gelmiş 43 yaşına. Birinci hanım gitmiş. İkinci defa evlenmek istiyor ama hastalıktan kurtulamıyor. Yaktırıyor, donduruyor vesaire vesaire. Böyle aradı, dedi ki ya bunun tedavisi, iyileşmesi mümkün mü? Bakacağız. Çünkü bununla ilgili güzel bir çalışma var. Nerede? Oğlotu ile ilgili. Oğulotu. Evet, oğulotu. Profesör Doktor Wölpling. Herpes. Herpes'e karşı. Herpes simplex tip 1, tip 2. 116 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Ve oğulotunun ama birleşimindeki etken madde çayı ile falan olmaz. Neden? Birleşimindeki etken madde %0,5 yani binde 5, binde 3 çok az. Bunun destilasyonla damıtılarak elde edilen özünü kullanmak gerek. Aksi takdirde yeterli değil. Uğur Bey'e biz çok özel bir formül. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitkilerden oluşan sunduk. Vatandaş 6 ay kullandı. 6 ay. Korkusundan tabii onunki ağır, kronik. 6 ay sonra dedi ki 3 aydır artık bir şeyim yok dedi. Bırakabilir miyim? Tamam bırak. Şimdi bunu kullanmaya başladığınızda kişi, rahatsız olan kişi, bazılarında bir ay sonra, bazılarında 2 ay sonra, bazılarında 1,5 ay sonra kusma dediğimiz bir olay meydana gelir. Yani sinir kökündeki bütün virüsü dışarı atar. Kusmayla. Dışarı atar. Yani sinir köküne ne varsa dışarı atar. Bu nedenle önce mesela 2-3 tane sihil veya herpesi varsa kişinin 10-15 tane olabilir, çoğalabilir. Aslında bu çoğalmıyor. Bütün vücutta ne varsa dışarı atıyor. Bağışıklık sistemi normal zamanda, hasta olmadığı zaman kişi %5'i aktiftir. %95'i ne yapıyor? Uyuyor. Pasif. Evet. Biz ne yapıyoruz? Burada yapmış olduğumuz iş, bağışıklık sistemini harekete geçiriyoruz. Seferberlik ilan ediyoruz. %100'ü harekete geçiyor bağışıklık sistemi. Evet. Ve vücutta ne varsa önceden görmediği, böyle göz kırptığı şeyleri tanır hale geliyor. Yok ediyor. Mesela
Güneydoğu Anadolu bölgesine gittiniz. Adam gündüz çoban veya kuaför veyahut da herhangi bir yerde çalışıyor, işçi veya büroda çalışıyor. Gece terörist. Sen, ben, o, biz tanıyabilir miyiz asker? Basit sıradan vatandaş biz onu tanıyamayız. Çünkü normal gözüküyor. Kamuflaj olmuş. Fakat özel eğitim görmüş olan özel tim ne yapar? Adamın davranışından, çiftçi kıyafetinde olsun, işçi kılığında olsun, memur kılığında, esnaf kılığında, ne kılıkta olursa olsun özel tim onu tanır. Neden? Eğitimini görmüş adam. Ve onu yok etmiyor. Kanımızda da dolaşan makrofaj var. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı tanır. Mühim olan bunu harekete geçirmek. Evet. Nasıl harekete geçiriyoruz? Bunun için işte özel bir formülü var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçaldan oluşan. Bunu kullandığı zaman şak 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 harekete geçer bağışık sistemi ve yok eder. Bu mesela kadınlarda özellikle doktorların hepsi söylüyor. Hani senede bir simir testi yaptırılması gerekiyor diyor. Bu rahim ağzında veya tabii, içinde tabii. Cin 1, cin 2, cin 3 tipleri var. Evet. Bunlarla aynı şeyler. Tabii tabii. Hermes. Tabii. Aynı şey. Tabii. Evet, onda da hemen evet. Söyleyelim. Ankara'dan bir hanımefendi, Heves Hanım bu. Yakalanmış herpes'e yaktırmış. Yaktırınca da hadi tabii oturamıyor. Hareket edemiyor, çalışamıyor. Yani öyle yaktırmak kolay değil. Çok önemli bir noktada yandığı için bir iki hafta sersem gibi oluyor. Doğru dürüst hareket edemiyor. Aradan birkaç ay geçmiş tekrar nüksetmiş. Panik olmuş. Tekrar ya ben bunu ya, ikide bir yaktırım dondurma çözüm değil. Ağrı veriyor, sızı veriyor. Evet. Birkaç hafta kendine gelemiyor. Aradı dedi ki ya gerçekten bunun iyileşmesi mümkün mü? Var. Ya, ve tedavi edilmezse mesela bu cin 1, cin 2 tipleri kansere, rahim kanserine kadar tabii, yol tabii. Açabiliyor. Tabii dedim yani mümkün. Çünkü iyileşenler var. Akutsa 2 ayda, 3 ayda, kronikse 15 yıldır varsa 6 ayda. Kişiye göre değişebilir. İyileşme süreci değişiyor ama bugüne kadar ne oldu? Kullanan herkes memnun yani. Bitkiler. Ya, ne oldu? Hangi bitkiler? Tekrar sayalım onları. Şimdi bunun içerisinde bu özel bir formül. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytinyağı, kakule. Hiçbir şey anlamadık hocam. Dıdırdıt gittiniz. Sarımsak, zencefil. Sarımsak? Evet. Türk sarımsağı ama burada Çinli kadının resmi var ama Türk sarımsağı Çin sarımsağından 10 kat daha güçlü. Neden? Türk sarımsağının birleşiminde selenyum var. Selenyum evet. Kansere karşı etkili. Evet. Doğal, organik yani bitkinin birleşimindeki etken maddelerle birleşik şekilde olan selenyum. Sade mineral olarak alırsanız yoğun tesiri var, tehlikeli. Ama bitkiyle birlikte aldığınızda bir yan etkisi yok. Selenyum, kansere karşı etkili. Bunun birleşiminde, sarımsağın birleşiminde alin ve alisin var. Evet. Taze sarımsakta. Mühim olan taze sarımsağı kurutmadan, bazıları sarımsağı ne yapıyorlar? Kurutuyorlar, garliş diye. Sarımsak kurusunu çayırlar, satıyor. Şuna şuna iyi gelir. O da vitaminleri mi öldürüyor? Etkisi sıfır. Etkisi sıfır. Yani burada en önemli madde nedir? Tümörü, tümörü dahi eritir sarımsak. Tümörü dahi eritir. Alisin, yani sarımsakta iki tane hücre var evet. İçerisinde. Birinde alisin, diğerinde alinaz içerir. Bunları mesela sarımsağı şöyle biraz ezdiğinizde bir koku meydana gelir. Alisine dönüşür. Alin alisine dönüşür. Ne olur? Etkisi yavaş yavaş yok olur. Kuruttuğunuzda etkisi sıfırdır. Bir etkisi olmaz. Kurutuyorlar sarımsağı normal haliyle tüketmek gerekiyor. Veyahut da biz mesela çok özel bir formülle bunun doğallığını bozmadan evet. Bir form geliştirdik. Duvarlarını bozmadan üreteceksiniz. Bazıları böyle yapıyor, yanlış yapıyor. Bir etkisi olmaz. Fasafiso. Yani iş değil. Sırf para kazanmak için böyle yapıyorlar, yanlış. Onun bir etkisi olmaz. Zaten bitkilerin ekstratlarından yararlanmazsanız hiçbir etkisi kalmaz bitkiler. Şimdi bitkiler mesela ekstraktı yapılacak bitkiler var. Evet. Ekstraktı yapılamayan bitkiler var. Yapılırsa bozulacak. Mesela işte kakulenin ekstraktı yapılır, kimyonun ekstraktı, rezenenin ekstraktı, nanenin papatyanın, kekiğin vesaire. Bunların hepsini ekstraktı yapılır. Fakat sarımsağın ekstraktını yaparsanız bozulur. Bozulur. İçindeki etken madde bozulur.
Alüveranın ekstraktını yaparsanız bozulur. Efendim soğanın ekstraktını yaparsanız bozulur. Lahananın ekstraktını yap. Her bitkinin ekstraktı doğallığını koruyamaz. Evet. Bu nedenle her bitkinin ekstraktı aynı şekilde ekstrakt olarak kullanılmaz. Bazı bitkilerin ekstraktı sıfır etki yapar. Etkisi kalmaz. İçindeki enzimlerle etken maddeler yok. Peki mesela bu sihirli olan kişiler ya da bu cin 1, cin 2 gibi rahimde ya da rahim ağzında bu sorunu yaşayan veya erkeklerin genital bölgelerinde veya dudaklarda, ellerde çıkan sihirler için bu bitki karışımını içiyoruz herhalde. Limon suyu içiyoruz. Günde üç, bir de şöyle çay ağacı yağı var. Çay ağacı yağı. Bu tea tree denen bir latincesi Avustralya'ya yetişen bir ağaç. Çay ağacı yağı denir. Bunun damlası var, eterik yağı. Bayanların adet gününde kullandıkları tampona 3-4 evet. damla damlatır, fitir gibi kullanırsa içerideki şeyleri temizler. Harici olanına da birkaç damla sürüldü mü iyi gelir. Sürülebiliyor.